Nemrud'un kızı yandırdı bizi. Evet. Şarkının devamını unutmuş olmam introyu yapamayacağım manasına gelmez. O zaman intro girsin bebeğim. Herkese selam. Gene sesli motor seslerinin var olduğu bir geceden selamlamaktayım hepinizi. Çok mu şiirsel oldu? Her neyse. Bugün escapizmden bahsedeceğiz. Escapizm. Her neyse. Keşke bir translator'dan bir söylenişine falan baksaydım, fena olmaz. Her neyse. Kaçıcılıktan bahsedeceğiz. Terimleri saçma sapan Türkçe'ye çevirmekten haz aldığımın çoğunuz farkındasınızdır diye umuyorum. Konuşacağımız konu dediğim gibi kaçışçılık, yani gerçek hayattan uzaklaşmak, gerçek hayatın ceremesinden, stresinden, derbederliğinden bir şekilde o kötülüklerinden, kötü tarafından uzaklaşıp sanal bir alemde, sanal bir hayat yaşama çabası, felsefi manada buna escapism deniyor. Kaçıcılık yani. Escape kökünden geliyor ya. Escape, İngilizce'de kaçış. Escapism, işte kaçıcılık gibisinden. Şöyle, geçenlerde okuduğum, yani buna birkaç ay oluyor galiba, güzel bir kitap var. Almanya'da bestseller olmuş. Çok iyi bir kitap bana kalırsa. Çok fazla beğenmeyin, çok fazla hater'ı da var açıkçası kitabın. Ama benim çok hoşuma gitmişti okuduğumda. Bir takım cevabını aradığım soruları da metaforlaştırması da bu kitabı beğenmemde bir etken olmuş olabilir tabii ki. Şöyle ki, bu kitap 9 hikayecikten oluşuyor. Sesler diye de girebilirsiniz. İnternette sesler yazarsanız Can Yayınları'nın bastığı basım var. Sesler kitabının Can Yayınları. Daniel Kelman tarafından yazılmış. Güzel bir roman. Aslında orijinali Ruhm deniyor. Yani ün, şöhret tarzında bir kelime. Çeviriyi nasıl bir şeyle bağdaştırdıkları hakkında. No comment ama birazcık mantıksız açıkçası. Olay şu şekilde gelişiyor. Roman birbirinden bağımsızmış gibi gözüken ama aslında birbiriyle bağlantılı olan 9 hikayeciğimizden oluşuyor. 9 hikayecikten birincisinde Ebeling diye bir karakterimiz var. Bu Ebeling karakteri bir bilgisayarcıda çalışıyor. Yani bilgisayar tamiri yapan bir şirkette, bir firmada, bir fabrikada çalışıyor diyelim. Sonra bir gün bir telefon alıyor. Bildiğiniz normal telefon, alo diyenlerden bir telefon alıyor. Sonra gidip normal olarak, doğal olarak gidip o telefonla bir hat almak istiyor. Gidiyor bir telekomünikasyon şirketine. Diyor ki bana bir hat verir misiniz? Okey diyorlar, ona bir hat veriyorlar. Alıyor, hemen takıyor işte hattını. Oo çok güzel falan. Taktı sim kartını, işte pin kodunu girdi. Hemen çalıyor yani, kimseye vermeye ki numarasını. Daha yeni alınmış numara. Allah Allah diyor, açıyor. Tabi Allah Allah demiyor da ben retükledim artık yani. Rütükledim. Siyasi espriler de yaparız. Ama arada, çok çok sık değil maalesef. Arada yaparız işte böyle. Allah Allah diyor işte kim arıyor ki acaba diyor. Açıyorum. Alo diyor. Alo Tanır, neredesin falan. O da diyor ki, aa ben Tanır değilim. İşte yanlış tuşladınız demek ki diyor. Kapatıyorum. Trenle eve giderken tekrar arıyorlar. Alo işte Tanır, ne yapıyorsun? Şu anda çekimler var aslında. Neredesin sen falan diyorsan. Adama sitem ediyor. Başka bir kişi bu sefer. Arayan kişi. O da diyor ki işte, ya yanlış tuşladınız herhalde, ben Tanır değilim. Az önce de birisi aradı. Gene yanlış tuşlamıştınız büyük ihtimalle. Gene yanlış tuşluyorsunuz gibisinden bir şey söylüyor ve kapatıyor kibarca. Eve gidiyor geceleyin. Tam yatacak yatağına yatıyor ve telefonunu gene açıyor. Bu sefer bir kadın sesi alo diyor. Alo diyor işte kadın işte konuşuyor. Diyor ki işte Tanır neredesin? Bu akşam seninle date'imiz vardı. Buluşacaktık seninle bu akşam gibisinden bir şey söylüyor. O da diyor ki pardon ya, bu sabah beni birkaç kişi daha aradı Tanır diye ama ben Tanır değilim. Büyük ihtimalle siz de yanlış tuşluyorsunuz diyor. Kapatıyor telefonu. Meğersem bu telekomünikasyon şirketi ufak bir hata yapıyor. Belirli bir sayıdaki sim kartları ülkenin herhangi bir tarafındaki insanlara yanlış bir şekilde veriliyor. Yanlış bir şekilde veriliyor. Dan kastım da şu. Bir numara var ya. Bu numara atıyorum bana ait. Benim numaramı aynı zamanda başka bir adama veriyorlar. Yeni hat alan bir adama da veriyorlar. Bu şekilde ne oluyor? Beni arayanlar aslında onu da aramış oluyorlar. Aslında bu adamlar yanlış tuşlamıyor yani.
tamamen bu telekomünikasyon şirketinin yaptığı bir hata. Ve Scudder'ın bu telekomünikasyon şirketinin yaptığı hatada hatanın denk geldiği adamımız Ebeling ve eski telefonun sahibi de Ralph Tanner adında dünyaca ünlü bir aktör. İlgi çekici bir senaryo. Sonrasında işte saat 3 sularında falan tekrar arıyorlar. Alo diyor, Tanner işte neredesin? Gece buluşacaktık seninle, niye gelmedin falan. A diyor ki, çok başım ağrıyordu, özür diliyor. Sonraki günlerde görüşürüz değil mi diyor. Ha tamam, tamam problem değil, problem değil, tamam sen kapat yeter ki diyor. Sesine ne oldu diyor. Biraz hastayım diyor, sana bir şeyler söylüyor tamam mı? Klasik işte, filmlerde de vardır yani. Sesine ne oldu dostum, lanet olsun sesim kısıldı falan gibisinden. O tarz bir yalan uyduruyor. Sonra kapatıyorlar. Tekrar yatıyor. Çok mutlu bu sefer. Hani kendini bir anda orta kademeden, hatta ortanın bir alt kademesinden en üstlere, en top seviyelere çıkartıyor. Dünyaca ünlü bir aktörün telefon numarasında, dünyaca ünlü bir aktörün rolünde oynuyor aslında. Yani gerçek hayatta olmasa da sanal bir evrende, paralel bir evrende onun karakterinin içerisine bürünebilmek ona çok büyük bir haz veriyor. Her neyse, sonraki günlerde işte 1 oluyor, 2 oluyor, 3 oluyor. Bu Ebeling iyice alışıyor yani. Bilgisayar şirketine gidiyor falan. Siz kimsiniz ki gibisinden böyle garip şizofrenik tavırlar yaşıyor. Çünkü bir yandan telefon çaldığı anda o artık eski Ebeling değil. Artık o bir dünyaca ünlü bir film aktörü, aksiyon film yıldızı. Böyle deli bir parası, deli bir şanı, şöhreti, etrafında deli kadınlar olan garip bir kişiliğe bürünüyor açıkçası. Sonra asıl bizi ilgilendiren, buraya kadar anlatmamın sebebi, bir gece gene telefonu çalıyor, arıyorlar işte. Birkaç kadını aynı anda idare ediyormuş bu tanıştığı kötü abimiz. Sonra diyor ki Ebeling de işte ya geleceğim falan gibisinden, çok özür diliyorum gelemedim gibisinden. Kadın da ona adres veriyor işte, şurada buluşalım okey mi diyor. O da okey diyor. Birkaç tane kadını yürüten Ebeling karakteri, yani o sanal dünyada tabii ki, o sanal dünyada etrafındaki kadınların haddi hesabı olmayan, parasının, ününün, şanının, şöhretinin haddi hesabı olmayan Ebeling karakteri telefonu kapatıyor ve yatağına geri dönünce, yanındaki yaşlı eşini görünce yani böyle bir ürküyor. Sen de kimsin gibisinden. Hani o sanal dünya onu öyle bir yere getiriyor ki gerçek tam soyutluyor aslında onu. Eskapizm dediğimiz, kaçışçılık dediğimiz mesele de bu zaten. Yani normal olan şeylerden, artık banal hale gelmiş şeylerden, artık vasat olmuş şeylerden, onları bir kenara bırakıp diyeyim, başka bir evrene doğru yol almak, başka bir şekilde oradan kaçış. Aslında bunu neyle yapabilirdiniz eskiden? Kitap. Sonra sinema. Sonra atıyorum belki bir fotoğraf. Ama her sinema filmi mi öyle yapar? Tabii ki hayır. Veyahut her kitap mı sizi eskapist duygulara yöneltir? Tabii ki hayır. Fakat misal Karayip Korsanları üzerinden örnek vereyim. Geçenlerde Karayip Korsanları'nı izliyorum. Salazar'ın İntikamı. Film bitti ve bir anda bir şok yaşadım. Böyle hani içine daldığınız bir film bittiğinde, hani bu yazılara kar ya işte, senaryosu, yönetmeni, senaristi, yönetmeni, işte şey kameramanı falan, o teknik ekipler falan akar ya o yazılar. O anda bir etrafınıza bakarsanız, şu an neredeyim ben gibisinden bir, hani küçük bir şey yaşadığınızı düşünüyorum. Yani yaşamadığınıza inanmayacağım şimdi, hani bir şey yaşarız ya hani o film bittikten sonra. Şu anda neredeyim ben? Az önce Burj Khalifa'dan atlıyordum. Az önce işte Salazar'ın gemisindeydim. Az önce işte zombilerle savaşıyordum. Az önce Darth Vader'larla savaşıyordum. Şu anda neredeyim? Bu benim çok hoşuma geldi. Eğer film güzelse veyahut ben kendimi ona kaptırıyorsam filmi, filmin bir akışı varsa, eğer sıkılmıyorsam, böyle bir şey yaşıyorum ben. Sizin de yaşadığınızı düşünüyorum. Bunu sorgulamamız gerekiyor ilk önce. Yani bu okey mi? Yani ne yapıyorsan yap. Uygundur mu? Ya da bu sıkıntılı bir şey midir? Veyahut bu iyi bir şey midir? Aslında bu üç seçenekten birini seçmemiz gerekiyor kısacası. Ben orijinden biraz daha kötü taraftayım. Hani biraz daha kötüye daha yakınım. Orijinde gibiyim ama bir tık daha kötüye daha yakınım şu an fikrim. Eskapist kurguları, eskapist eserleri aslında size katacağı pek bir şey yoktur. Ne sizi büyütür? Düşünün şimdi, hastasınız. Narkoz sizi iyileştirmez. Tam tersine, narkoz sizin sadece birkaç saatliğine ağrınızı alır belki. Aynı bunun gibi de bu tarz eskapist kurgular sizi sadece birkaç saatliğine, birkaç günlüğüne uyuşturacak, beyninizi onlarla meşgul edecek şeyler. Fakat asıl problem, asıl cebinizin problemi, mesela paranız yoktur atıyorum. Veyahut birini kaybetmişsinizdir, veyahut bir takım problemler çekiyorsunuzdur yani.
her gün hepimizin çektiği problemlerden herhangi birini çekiyor olabilirsiniz. Veyahut birçoğumuzun çekmediği problemlerden de herhangi birini çekiyor olabilirsiniz. Fakat bu filmler sizi birkaç saatliğine, birkaç günlüğüne bu düşüncelerden, bu kötü düşüncelerden aslında sizin modunuzu düşürecek, böyle enerjinizi alıp götürecek düşüncelerden uzaklaştırıyor. Bir tık daha alıp götürüyor aslında sizi. Bu iyi midir, kötü müdür? Bu problemler çözülmüyor. Fakat birkaç saatliğine de olsa sanki yokmuş gibi davranıyorsunuz. En azından onlar üzerine düşünmeyi bırakıyorsunuz.